kurûne eskûküm veşkurûne velâ tekfurûn. Siz beni zikrederseniz ben de sizi zikrederim. Salikler müşrik hamile gelerek kendilerinin gücünün kuvvetinin olmadığını ve la havle ve la kuvvete illa billahi azim, yani güç ve kuvvet, ilim, irfaniyet Cenab-ı Hakk'ın olduğunu öğrendikleri andan itibaren kendilerinin zikretmediklerinin idrakına varıyorlar. Ve ondan sonra biz bugüne kadar kendimizi zikrediyorduk, kendimize iş yapıyorduk deyişleri artık bizden zikreden Cenab-ı Hak'mış diyorlar. Çünkü siz beni zikrederseniz ben de sizi zikrederim. Demek ki kendilerinden zikredenin Cenab-ı Hak olduğunu anladıkları andan itibaren kendilerini yakın takip alıyorlar salikler ve kendilerinden zikrettikleri müddetçe kendilerinden zikredeni bildikleri için Cenab-ı Hak'la beraber olmak zevkine eriyorlar. Onunla beraber olmak kişiyi mutlu ediyor. Çünkü onunla beraber olmak huzur ve mutluluk verir insana. Cenab-ı Hak'la beraber olmanın, Cenab-ı Hak'ın kendilerinde olmasının idrakı belki zikir saliki olarak tam manasıyla teşekkür etmemiştir ama kendilerinden zikredenin Allah olduğunu, hele hele Mürşid-i Kamil ona ne diyor? Diyor ki Allah'ı Allah'la zikret. Sen Allah'a zikredemezsin, zira güç kuvvet Allah'ındır. O zaman kendisinden zikredenin Allah olduğu bilinciyle artık zikir fikirdir, fikir zikirdir idrakı ile zikri fikretme ihtiyacını duyuyor. Çünkü yalnız Allah dese bir insan esmasını söylemiş olur. Fikirsiz, düşüncesiz Allah demek kişiyi gafletten, kötü düşüncelerden uzaklaştırabilir. Ama kendi gönül kapılarını açıp da hakikate doğru vuslat aldırmaz. Neyle alacak? Zikir, mutlak zikir, Allah'ın zikri kendisinden hissedilirse o zaman benim Cenab-ı Hak benim dilimden veya benim gönlümden zikreden odur der. Onunla beraber olma zevkine erer ve ondan sonra da onunla beraber olmanın mutluluğuna erer. Ayet-i Kerime'de de zaten öyle diyor. Rad suresinin 28. ayet-i kerimesinde zikirle gönüller huzur ve sükuna kavuşur. Zikirle kalpler itminan olur. Demek ki zikir yaparsanız, onu fikir haline dönüştürürseniz, fikirli zikir olursa kalbiniz itminan olur. Huzur ve sükuna kavuşursunuz. Huzurlu, mutlu olmanız sizin gergin olmayışınızın bir halidir. Yoksa zikirsiz, fikirsiz geçen zamanlarınız gergin, stres, üzüntü, kederden, gayretleri düşünmekten kendinizi alamazsınız. Zikirsiz geçtiği andan itibaren zikri tek kesen şey gaflettir. Gaflete girdiğiniz zaman vehim vadisine, hayal vadisine, vesvese vadisine düşersiniz. Vehim, hayal, vesvese vadisi sizi hep haktan uzaklaştırır. Zikrinizi keser, ondan sonra da bir türlü huzur ve mutluluk olamazsınız. Ey kardeşim, huzur ve mutluluğunu istiyorsanız bir an için Cenab-ı Hak'tan ayrı olduğunuzu düşünmeyin. Biraz evvel de okuduk ayeti. Size şah damarından yakın olduğu halde onu uzaklarda zannediyorsunuz. Buradan geçin. Siz kendiniz zikrediyor zannediyorsunuz. Halbuki ben sizden zikreden benim diyor. Sizin gücünüz, kuvvetiniz yok. Siz nasıl zikrediyorsunuz diyor. Bunları düşündüğünüz zaman inanın kişi Cenab-ı Hakk'ı kendisinde daima hissedecek. O zaman her varlıkta kendisinde Cenab-ı Hak vardı, karşıdaki varlıklarda yok mu? Onlarda da var. Dolayısıyla onlara karşı olan tavrı değişecek. Başkalarının kalbini kırıyorsa kırmayacak hale gelecek. Başkalarına yalan söylüyorsa yalan söylemeyecek hale gelecek. Onlara gıybet yapıyorsa gıybet yapmayacak hale gelecek. Onların malına mülküne göz dikiyorsa onların malını mülkünü göz dikmeyecek hale gelecek. Çünkü kendisindeki olan Allah'ın mevcudiyeti kendisine adaleti emrediyor. Kötülüğü emretmiyor.
Kötülüğü emreden nefistir. Böylece kendisindeki, gönlündeki o sultan demek ki gönül tahtına oturmuş, senden zikredip duruyor. Zikrettiğiniz zaman artık huzurlusunuz, mutlusunuz. Her işiniz asan oluyor çünkü sizde bir gerilme yok. Sizde bir huzur ve mutluluk var. Daima eksi enerjinizin imalatı değil, artı enerjinizin imalatı oluyor. Ve dünyada da, ahirette de huzur ve mutluluk içerisinde yaşıyorsunuz. İşte zikrin insanlardaki olan faydası bu. Zikir bir vasıtadır. Zikir de gaye değildir. Namaz, oruç ve bütün ibadetler İslamiyet'te gaye olmadığı gibi, araç ve gereç olduğu gibi bütün bu sohbetler de araç ve gereçtir. Zikir yapmak da araç ve gereçtir. Gaye değildir. Bunlarla ancaksın kendi insanı aslenizi bulursanız, gönlünüzdeki o huzur ve mutluluğu bulursanız, onun sahibinin de o olduğunu görmek suretiyle ancaksın belirli bir mertebeden sonra onda o olursunuz. Sümmeredet nesveli safilinden yola çıkmışsınız. Aşağıların aşağısı olan bu dünya yüzü, zıtlar aleminden yola çıkmışsınız. Kendi insanı aslenizi bulduğunuz zaman görüyorsunuz ki gidilen gelinen bir yer yok. Mıstık yolculuğu demek senden sanadır sefer. Osmaniye'den Adana'ya bir sefer yok. Senden sana. İşte kendi gayriyetlerinden çıktığın, o dünyadan sefere çıktın. Gene kendi gönlündeki olan o Cenab-ı Hakk'ın tecellilerle müşerref oldun. Tanıştın. Bu bir idrakla kendi gönlündeki olan huzur ve sükunu kavuştun. Onunla beraber oldun. Çünkü o sendeydi zaten. Sen ondan uzak değildin. O bakımdan bu zikir fikir olursa olur. Zikir fikirsiz olursa olmaz. Zikir fikir edilmezse ona tesbihat denir. Zikir denmez. Zikir fikirle olur. Yoksa fikir edilmiyorsa bir zikir, inanın o tesbihattır. Bütün varlıklar da Allah'a zikrediyorlar, tesbih ediyorlar. Hatta sizden bile fazla. Çünkü en çok zikreden cemadat. Ondan sonra en çok tesbihatı yapan nebadat. Sonra tesbihatı yapan hayvanat. Sonra en sonra insan. Ama insan kendisine verilen aklı, fikri, idrakları kullanırsa onların üstünde bir zikre, onların üstünde bir fikre, onların üstünde bir idealliğe ulaşır. Sümmeredet nesveli safilinden çıkan bu kişiler âli illiğine kadar bir mustak yolculuğu yaparlar. İşte zikrin büyük faydası bize, bizim o aşağıların aşağısı olan dünyadan âli illiğine kadar olan Cenab-ı Hakk'ın zatına kadar yolculuğumuzda Burak görevi yapar. Burak kişinin aşkıdır. Uzak menzillere en kısa zamanda güneş 300 bin kilometre hızla ilerlermiş. Ondan da üstün gidiyor bu Burak'a. Ama zahirdeki olan Burak'a tarif ederlerse eşekten büyük, attan küçük, katara benziyor diyorlar. Tarif ediyorlar. Halbuki kişinin gönlündeki aşkı olursa uzak menziller bir anda kısalıverir. Zaman ve mekan tecelli eder. Zamansızlık ve mekansızlık an dilimi içine gelenler içindir. Bak biraz evvel çocuk sordu. Peki şu an ışınlama var mıdır? Peki bir anda bir yerde olmak var mıdır? Evet vardır. Biz bunu Kur'an-ı Kerim'de Süleyman kıssasında zaten görüyoruz. Kur'an-ı Kerim incelediğimiz zaman bütün problemlerinizin Kur'an-ı Kerim içerisinde bulursunuz. Yeter ki inceleyin. Ama incelemiyorsak Hoca Efendi bunu dedi, Müftü Efendi bunu dedi, dedem bunu söylemişti, ben bunu böyle demişti, kurtulamazsınız. Onların söyledikleri doğru da olabilir,
Eğer durabilir, bir sözden ibarettir. Ve bununla da fırsat alamazsınız. Halbuki, bakın Süleyman Aleyhisselam ne yapıyor? Bana Belkıs'ın tahtını kim getirecek? Dediği zaman ifrit, cin tayfasından bir ifrit diyor ki ya Nebiullah, siz oturun, kalktığınız zaman karşınızda bulacaksınız Belkıs'ın tahtını. 300 kişilik tahtı varmış mübareğin. 300 kişilik tahtıyla beraber bir anda oturdunuz. Kalkın diyor, ayakta göreceksiniz onu. Çok uzun bir zaman diyor. Kabul etmiyor Nebiullah, Süleyman Nebi. Süleyman Aleyhisselam kabul etmiyor. Yanında bir vezir daha varmış. Ashab bin Belhi isminde. Bu ilmi ledini görmüş, tahsil etmiş. Diyor ki ya Nebiullah, siz gözünüzü kapatın, açtığınız zaman karşınızda göreceksiniz diyor ve tak getiriveriyor. İşte ışınlama dediğiniz, işte zaman içerisinde, zaman ve mekansızlık dediğiniz olay budur. Onun için siz bu ifritin oturup kalktığı Belkıs'ın tahtı nedir? Ashab bin Belhi denen, o vezirin gözünü kapatıp da açtığı zaman tahtını karşısında geçirmesi nedir? Bunu ilm-i ledün tasavvufunda incelediğimiz zaman şunu görüyoruz. Bir salik benim zatım, Allah'ın zatının bir cüzü, sıfatım o zattan tecellileri sergileyen ayna, fiiller o sıfatların cinslerini bizlere tespit ettiren hareketler demek suretiyle kendi varlığındaki olan o Belkıs'ın tahtını getirmek istiyor. Süleyman Nebiullah çok uzun bir zaman diyor. Kabul etmiyor. Yani ey kardeşim, sen de bu efaldir, bu sıfattır, bu zat, bu tahsilde var. Yok değil. Ama yaşantıda bunu kimse kabul etmez. Elbette zatın sıfatından sıfatın fiil açığa çıkıyor. Ama zat diyeceğim, sıfat diyeceğim, fiil diyeceğim, bu uzun bir zaman. Diyor Süleyman Aleyhisselam'da. Ashab bin Belhi de diyor ki ya Nebiullah, gözünüzü kapat, açtığınız zaman karşınızdadır. Getiriyor. Demek ki o artık bu zattan, sıfata, sıfattan, fiili, isimlerini saymayı geçmiş. Ne diyor? Bir anda Ankara'nın Büyük Millet Meclisi, misal, tak karşıda. İşte zatı, sıfattan sıfatı da Ankara'daki Büyük Millet Meclisi'nde tecelli ediyor, değil mi bak? Bir anda. Kim dedi? Ahmet. Hemen tak geliyor gözünün bildiği için. Hüseyin. Hüseyin geliyor. Ehl-i Arif de öyledir. Ehl-i Arif mesela. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zahirde evet demiştir. Peygamber Efendimiz diyor ki benim ehl-i beytim Hazreti Ali Kemalullah Veç, Fatıvatıl Zahra Validemiz, Hasan Hüseyin Efendimiz ve beşi ehl-i beytimdir. Elbette doğrudur. Bu zahirden böyledir. Peki ehl-i beyti gününüzde yaşıyor musunuz? Elhamdülillah biz ehl-i beyt erleriyiz. Bak ilahi yazdık oraya. Okursanız göreceksiniz. Biz ehl-i beyt erleriyiz. Güçlü ülkemizde bizim evet Ali de var. Fatıvatul Zahra da var. Validemiz de var. Aslında kendilerimiz de var. Yakında da Hazreti Muhammed olarak ortalıkta görünüyor. Sen bunu bilmiyorsun. Her yerde ehl-i beyt muamelesi yapmıyorsan o zaman iki cihan serverinin yolunda nasıl gidiyorsun sen? Ehl-i beytin yolunda nasıl gidiyorsun sen? Lafta. Hayır, öyle bir şey yok. İslamiyet lafla, kelamla olmaz. Bizzat yaşamla olmalı. Yaşamaya özen gösterelim kardeşler. Kalp ehli olmayın. Hal ehli olun.
Hüseyin Yazar Hazretleri diyor. Hal ehlinden sonra da bak emel olur. Daha yücelebilirseniz oraya da geçin. Fena ender, fena olun diyor, ikaz etmiş. Gördünüz mü? Yani ister tevhül zaman, tevhül mekanın bir kerameti kevliği gibi gösterilmesine geçip her an kendi vücut ülkenizde bunu yaşama imkanına sahip olabilirsiniz. Yaşamamadır. Çünkü sen canlı bir Kur'ansan, Kur'an'da ne varsa sende mevcut. Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, yuvallahu hüllezidden evvelki olan ayet-i kerimede, biz onu dağlara taş yapmış olsaydık, hallaç pamuğu gibi o indirdiğimiz dağlar, taşlar atılırdı. E biz Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz, o Kur'an olsaydı, masanın üzerinde tahtayı bile yapmıyor. Hallaç gibi atmıyor. Demek ki taşıdığı mana, yoksa onun satırları değil. Kur'an satırlar değil, şekil değil, ifadeler değil. Bir kabulleniş, bir idrak ve yaşama geçirme halidir. İslamiyet onun için bir yaşam biçimidir. İslamiyet şekil dini değildir. İslamiyet şekil dini olmadığı gibi yalnız ibadet ve taattan ibaret bir ibadet dini de değildir. Bir yaşam biçimidir. Evvela itikadımızı düzeltmeliyiz. Sonra amelle beraber muameleyi yaşantımızda, icraatımızda göstermeliyiz. O zaman bizim güzel ahlak sahibi olduğumuz ortaya çıkar. İnşallah biz bu şekilde yolumuza devam ettiğimiz müddetçe Cenab-ı Hak gün ve gün buna bizleri tecelli ettirecektir. Evet, sadakallah yazın.